Herkese merhaba. Monte Crypto.com YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere SafePal'ın yeni airdrop'unu tanıtacağım. Wallet Holder Offering diye bir şey getirdi. WHO kısaltması. Çok şey gördük. Yani bu üç harf. Çok offering gördük arkadaşlar. Fan token offering gördük. Farm token offering gördük. ICO yani ilk ön satış offering'i gördük. İşte fan tokenlar için, farm tokenı DeFi borsaları için. Bu da arkadaşlar cüzdanlar için elinde işte cüzdanında hold edenlere verdiği bir airdrop. SafePal airdropunu Ocak ayının ilk günü duyurmuştum ben sizlere YouTube kanalından. O dönemde airdrop'a katılanlar, dediğimi yapanlar 1000 lira yakın para aldılar. Yani SafePal'ın airdrop'u çok sağlam bir airdrop. O vakit de bahsetmiştim. CZ bunu retweet etmişti ve o gün resmen sistem çökmüştü. SafePal airdrop'unu durdurmak zorunda kalmıştı. Durak sattı daha doğrusu. Bugün yine ilk günü ben çekiyorum size. Taze taze, detaylı bir şekilde, anlaşılır bir şekilde çekme gayretinde bulunacağım. Umarım herhangi bir aksaklık olmaz. Arkadaşlar, SafePal cüzdanında SafePal tutanlar için bir airdrop yapıyor ama cüzdanınızda SafePal olmasa da bu airdrop'tan yararlanabiliyorsunuz. Bakın en üstte var. TKO ve SFP token veriyor. Şimdi biz bugün bundan nasıl yararlanacağız bunu bahsedeceğiz. Daha önce hiç SafePal kullanmadıysanız şu an indirerek de yararlanabilirsiniz. Ben onlar için de bir ön bilgi olması açısından SafePal cüzdanı nasıl indirilir, nasıl kurulur bunları anlattım. App Store'a SafePal yazıyoruz ve bu cüzdanı indiriyoruz. Akabinde uygulama indirdikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. SafePal bir cüzdan arkadaşlar. Hem yazılım hem donanım cüzdanı opsiyonları veriyor bize. Burada yazılım cüzdanına tıklıyoruz. Aşağıda Next'e tıklıyoruz. Sonra bizden bir şifre belirlememizi istiyor. Büyük küçük harf ve rakam olacak. Bunları girdikten sonra en aşağıdaki I have read and accept tıklıyoruz. Submit'e tıklıyoruz. Ardından bir tane bize pattern desen şifresi oluşturmamızı istiyor. Skip deyip geçiyoruz bunu. Sonra tekrar bu ekran geliyor. Software Wallet'a tıkladık. Şifremizi giriyoruz. Ardından pardon Create Wallet'a tıklıyoruz en üstte. Cüzdan oluşturacağız. Create Wallet'a tıkladık. Şifremizi girdik. Şifremizi girdikten sonra cüzdanımıza bir isim vermemizi istiyor. İşte cüzdanıma rastgele bir isim verdim. Cüzdanım diye aşağıda Done'a tıkladım. Şimdi buradan sonra Backup My Phrase diyerek yedek ana yani yedek key'imi alacağım, kopyalayacağım. Birçok arkadaş eski SafePal'den yeni SafePal'e geçemediğini söylediler. İşte bu Backup My Phrase'i bulup oradan az önceki create yerine import derseniz oluşturabiliyorsunuz. Şimdi backup my phrase'de tıkladım. Ardından understood dedim. Bana işte 12 tane kelime verdi. Bu kelimeleri bir yere yazmam gerekiyor. Yani şu an mesela bu kelimelere erişen bu cüzdana ulaşabiliyor. Ama ben bu cüzdanı zaten kullanmayacağım. Öylesine oluşturduğum için çok önemli değil. Bu 12 tane kelimeyi yazıyorsunuz bir yere ama manuel olarak yazın. Herkesin 12 tane kendi kelimesi kendine ait. Yani bir deftere yazabilirsiniz. Çünkü buna kaybederseniz erişemezsiniz. Bir ay sonra paralar dağıtıldığı zaman kimileri cüzdanını unutuyorlar. Bu 12 tane kelimeyi not çok önemli. Next'e tıklıyoruz. Sonra bize bu kelimeleri sırayla onaylattırıyor. O kelimeleri sırayla girdiğimiz zaman hesabımız açılıyor ve bu ekran geliyor. Şimdi bu ekran geldikten sonra tekrar SafePal'e dönelim. Airdrop'umuza bakalım. Bu cüzdan açıldı. En yukarıda Wallet Holder Offering. WHO. TKO Airdrop diyor. TKO token dağıtıyor. Ve 2 milyon tane TKO, 100 bin tane de SafePal dağıtacağım diyor. Tıkladık. Şimdi You have claimed 0 TKO, 0 SP. Sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane görev var. En alttaki sadece Endonezya kullanıcılar için önemli değil. 5 tane görev var. 5'ini de anlatacağım size sırayla. Arkadaşlar SafePal airdrop ile ilgili önemli bir değişiklik söylemem gerekiyor. Şu an izlediğiniz video önceden çekilmişti fakat bu kısmı Airdrop'un değişen bir şartından dolayı eklemek zorunda kaldığım bir kesit. Videonun ilerleyen aşamalarında da duyuracağım şekilden farklı olarak Airdrop almaya hak kazanmanız için görev 4 veya 5'i yapmanız gerekiyor. Normalde bu Airdrop sayfasında açıklanmamış. Fakat SafePal'in Telegram sayfasına giriyorum. İlgili tweet'e tıkladığım zaman açılan tweet'in en alt kısmında guide diyor. Yani nasıl yapılacağını, nasıl katılacağını gösteren kılavuz var. Ona tıkladığım zaman İşte bütün görevleri söylüyor. Görev 1, görev 2, görev 3, görev 4. Görev 5'te diyor ki
2 milyon TL ve 100 bin dolar değerindeki SafePal sadece challenge yapanlara, yani holding challenge yapanlara gelecek diyor. Yani BNB tutmak veya işte SafePal tutmanız gerekiyor. Bu airdrop'tan yararlanabilmeniz için. Burada açıklanan o arkadaşlar. Bu açıklamayı çok detay bir yere koymuşlar ve sonradan koymuşlar. O yüzden ilk izlediğiniz videoda tabii göremedik. Fakat gelen güncelleme ile beraber Telegram grubundan duyurduk. Bu yüzden mutlaka Telegram grubunda, Telegram kanalında olmanızı tavsiye ederim. Bu airdrop'tan faydalanabilmeniz için burada anlaşıldığı kadarıyla ya BNB'yi SafePal'e çevirip SafePal yapmanız gerekiyor. Ya da SafePal'i BNB'ye çevirip işte orada hold etmeniz gerekiyor. İki görevden birini yapmanız gerekiyor. Burası bizim Telegram kanalımız. Bakın burada açıkladık. Dedik ki yararlanmak için iki görevden birini yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde airdrop'tan yararlanamayabilirsiniz. Bir hafta içinde 100 safe swap yapıp cüzdanınıza tutacaksınız veya 1 BNB swap yapıp cüzdanınıza tutacaksınız. Bu görev için cüzdanda ayrıca 20 safe bulundurmamız gerekliymiş. Arkadaşlar bunlar hani benim kimsenin hani bir fırsatı kaçırmasın diye özellikle araştırıp gördüğümüz şeyler paylaşmak istedik. Eğer 100 SFP eğer işte BNB veya 100 SFP tutacak kadar durumunuz yoksa siz yine de ilk görevleri deneyip şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdi öncelikle %10 share referral programı diyor. Buna gelelim. Şimdi normalde 0.2 share, 0.2 share, 1-1.5 share, 1-1.5 share. %10 share dediği de yani referral programda da 0.2 share veriyor. Bakın 0.2 share demek 0.2 ortaklık gibi düşün. Yani 100 tane varsa bunun 0.2'si senin. İşte 10 tane varsa 0.2'si senin. Öyle düşünebilirsin. Yani toplam katılımcı sayısının bölümü. Hani 0.2 SFP alacaksın diye düşünme. Genelde daha fazlası geliyor. 0.2 pay alacaksın oradan. Öyle düşün. Şimdi %10 share programına geldik. Burada en aşağı iniyoruz. I am invited diyor. Buraya benim şu yukarıda gördüğünüz N, V, J, Z, D, E. Bunu yazıyoruz. Tabii kendi kodunuz değil. Benim kodumu veya bir başkasının kodunu yazmanız gerekiyor. Claim Now'a tıkladığınız zaman bu kodu yazıp N, W, J, Z, D, E 0.2 share alıyorsunuz. Bu çok önemli. En rahat, en kolay bir şekilde buradan kazanabilirsiniz. İlk yapmanız gereken burada bu referralı share etmek. Akabinde invite friend diyor ya, buradan arkadaşlarını davet ederek de her birinden 0.2 tane de alabiliyorsun. Bu bir. Bundan sonra geri geldik. Şimdi Twitter, bundan da 0.2 share alacağız. Follow işte Toko, Crypto ve iSafePal. Bu ete tıklıyorsun. İşte Toko Crypto diyor. Bunu takip ettim. Geri geldim. iSafePal'i zaten ben takip ediyorum ama önemli değil. Bunu da takip ediyorsunuz. Sonra geri geldik. Retweet, yani şu aşağıda bir Twitter vermiş bunu. Bunu alıntılamamızı istiyor ve şurada benim referral kodum var. Turuncu lezyon. NV var ya. Bunu basıltıyorum. Kopyaladı. Şimdi şu aşağıdaki Twitter'a tıkladım tekrar. Geldim. Alıntıladım. Mesela dedim ki referans kodumu yapıştırdım. RT destekleriniz için teşekkür ederim dedim. Şöyle aşağı bırakalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra her RT'de de ekstra pay verecek. Onu anlatacağım. Tweetledim. Şimdi geldim, okuyalım kuralları. Diyor ki işte Toko Crypto ve Sehpel'i takip et. Aşağıdaki tweet'i alıntıla referans kodunla. Sonra diyor ki şöyle dönelim. Sonra geldim. Şöyle açtım. Buradan sonra şu en son kopyaladığım tweet'i yukarı doğru tıkladım. Bağlantıyı kopyala dedim. Geldim. Bu aşağı yapıştırıyorum. Bir daha kopyalayalım. Bağlantıyı kopyalandı. Paste dedim. Adresi yapıştıracağım. Complete the task dedim. Tamam, buradan sonra onaylanacak. Bak 0.2 share almışım. Her retweet'ten de ekstra 0.2 alacağım.
Evet. Evet. Öyle diyor. Telegram'a geleceğim şimdi. Ongoing diyor. Bakın yukarıdakine katıldım. Telegram'a geldim. Join dedim. Burada da SafePal bot'a tıkladım. Send message açtım. Buraya geleceğim. Start yazacağım. Şimdi diyor ki bana diyor işte 3 tane görevim var diyor. Tamam güzel diyor. Şunu takip et diyor. Katıldım. Geri geldim. SafePal Wallet'ı takip et diyor. Zaten takip ediyorum. SafePal Official takip et diyor. Takip ediyorum. Geri geldim. Şimdi pardon öncesinde hatta şunu yapacağız. Burada da bir kod veriyor bana. Turuncu NV ile başlıyor. 4EA ile bitiyor. Bunun üstüne basılı tutarsam bunu kopyalıyor. Geldim. Buraya yapıştırdım. Tamam diyor. İkinci görev de tamamlandı diyor. Şimdi diyor şurada 3 tane mavi var ya. Bunları takip edeceğim sırayla. Az önce takip ettim ya. Geldim işte takip edeceğim sırayla bu üçünü. SafePal Wallet'ı. SafePal Official'ı. Sonra geleceğim. Burada Clean Now'a tıklayacağım. Burada da 02 şehir gelecek az sonra. Geri geldim. Bu arada Twitter'da her retweet için ekstra 0.2 diye okudum ama %100 emin değilim bunda. Belki de retweetlere ekstra 0.2 yoktur. Emin değilim bunda. Neyse geri gelelim. Şimdi referral programı katıldık. Twitter'a katıldık. Telegram'a katıldık. İki tane daha kaldı. SafePal ve BNB Holding. Ben bunları gördüğün gibi şu an buna hold olmuşum. Şuna da hold olacağım. Bunu da nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Diyor ki en az 100 SFP swap et diyor. SafePal üzerinden diyor. Swap'tan sonra diyor join now butonuna tıkla diyor. En altta diyor ve katıl diyor. Ne kadar çok tutarsak o kadar oran alacağız. Yani 1 ile 1.5 arası şehir alacağım. Bu tuttuğum orana göre. Geri geliyorum. Aynısı BNB'de için geçerli. Tabii şu an hold ediyorum ama az önceki uygulamaların aynısını yazıyordu. Şimdi ben burada ne yapmam lazım? Binance'tan buraya BNB veya SafePal atmam lazım. Bunun için şöyle geldim. Geri geleceğim. Burayı görmeyeyim bir saniye. Şimdi bu benim az önceki SafePal'im. En aşağıda BNB BEP20'ye tıkladım. BNB aktaracağım. Receive'e tıkladım. Ve burada benim BNB BEP20. Bu çok önemli. Ağımı kopyaladım. Sonra Binance'a geldim. BNB çek dedim. Adres kısmına bunu yapıştırdım. Ağı BEP20 olarak seçtim. 1.5 BNB gönderdim. Deneme amaçlı önce bir miktar gönderip sonra daha fazlasını da gönderebilirsiniz. Ardından sağ altta bulunan, bakın sağ sola ok var ya, buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra BNB'lerinizi SFP'ye çeviriyorsunuz. İşte bir BNB'ni SFP'ye çevirebilirsin. Sonra 100 SFP'ni BNB'ye çevirebilirsin. İkisini de ayrı ayrı yapman lazım. Yani elinde hem en az bir BNB olsun. İşte 1.2 BNB de olur. 110 tane de SFP at Binance'tan buraya. Bunları yaptıktan sonra tekrar şu üsttekine tıklıyorsunuz. İşte BNB'ye tıklayıp en altta join diyelim katılıyorum. Ardından SFP'ye tıklayıp join deyip katılıyorum. Dikkat etmeniz gereken şey bu swap, ana sayfadaki swap yaklaşık bir kaç dakika? 20 dakika sürebilir. Bazen sürüyor. Şimdi bu airdrop bu şekilde dostlarım. Benim size tavsiyem Twitter'dan mutlaka beni takip etmeniz. Neden? Çünkü ben bu airdropları ilk başta daha videolar çekilmeden önce Twitter kanalından paylaşıyorum. Videonun açıklama kısmında var. YouTube kanalının kapak sayfasında var. Buradan takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun sebebi işte dediğim gibi verimli bir şekilde haberleri öğrenmek. Çünkü video yetiştirmek bazen geç oluyor. Ve SafePal'ın bir önceki işte bu 1 Ocak'taki airdropunda dedim ya 1000 lira yakın katılanlar 1000 lira yakın kazandı. Yetişemedik. YouTube videosu çekmeye yetişemedim. Airdrop o kadar hızlı sürdü ve bitti. Ama Twitter'dan paylaşmıştım. Twitter'dan paylaştığım insanlar yararlanmıştı. Bu bir. İki. Aynı zamanda bizim bir Telegram hesabımız var arkadaşlar. Bu Telegram hesabından da takip etmenizi tavsiye ederim.
Burada da bunları paylaşıyoruz. Telegram kanalımız var. Burada bunları paylaştım. Bakın görebilirsiniz de hatta. Sehpel'in yeni airdrop'u diye. Mutlaka buradan takip ederek izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu izlediğiniz video çekiliş bir videoydu. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, videoyu yorum bırakmak ve kanala abone olmak. Kanala abone olarak çekilişe katılmanız yeterli. Hem de bu tarz fırsatları kaçırmamış olursunuz. Bizlere destek vererek motivasyonumuzu artırırsınız ve sizler için daha çok kazandıracak videolar araştırıp çekmeye devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.